Günaydın. Güzel bir gün. Hava çok güzel. Uyandık. Saat 9'u geçiyor. Ustalar gelecek. Onları bekliyoruz. Kızım da çıktı. Dışarılara bakıyor. Yavaş yavaş alışıyorlar. Yavaş yavaş. Cansın. Kara kız dışarıda. Diğerleri yukarıda herhalde. Allah bekliyoruz bakalım şimdi. İnşaat ustalarının çatı bugün gelmeyecek. Zaten çok az kaldı. İnşaatçılar gelsin bakalım yapsınlar. Çok yoruldum ya. Sakinlik istiyor canım çok. Yani şöyle kafamı dinlemek istiyorum. Biraz alışkınım böyle kendi halime kalmaya. Uzun süredir sürekli bir telaş olunca yorucu geliyor. Nereye gitti benim kızım? Heh, burada. İşte. Çok dışarıdakilerin mamalarını verdik. İçeridekinin kumunu temizledik. Kahvaltımızı ettik. Annem bayağı zımparalıyor ya. Bayağı maşallah. Benden iyi kolları. Neredeyse çok azalttı. Göstereyim hatta. Çok yaptı. Dedi bunu yapardım ben. Keşke söyleseydin bana. Kadın becerdi vallahi. Benden çok iyi. Baksanıza. Çok fazla. Çok az kaldı. Bayağı çıkartmış. Oturuyor yapıyor. Ben de böyle takılıyorum. Ivır zıvır. Ben ustaları bekliyorum konsantre olmuş bir şekilde. Ne yapacaklar, nasıl olacak? İşte böyle. Devamında görüşürüz. Çiçeğim de çok yakıştı buraya. Geceleri alıyorum çok rüzgarlı bir iki gündür. Bunu siteden yürütmüştüm. Ne kadar çok büyüdü. Çok şey bir şey zaten arsız. Ölü. Topladığım her yer tekrar pis oldu. Daha da toplamıyorum. Sona kalsın her şey. Hiç toplamaya değmiyor. Ustalar tekrar mahvediyor. Doğal olarak. Merhabalar. Oğluma bakar mısınız? Odamız boyanıyor. O yüzden oğlumla dışarı çıktık. Çok hassas. Gözleri hemen çapaklandı. Antibiyotikli krem kullanıyoruz. Pardon, damla kullanıyoruz. Bakın ya. Bakın benim bir tane. Boya. Kırma. Bir sürü şey bir anda yapılıyor şükür. Bakın. Oğlum. Güzel oğlum. Seni görmeye. Bak oğluma. Vallahi takmıyor, alıştı. Bak bak bak. Oğlum. Oğlum bacaklı oldun be. Bak bak. Bütün tehlikeli yolları deniyor. Şaban. Korkma. O kadar güzelsin ki. Maşallah. Oğlum şuna git. Şuna bak bak bak. Cana bakıyor şu güzelliğe. Gitsene oğlum. Hadi hadi. Hiç durmuyor yerinde. Hiç. Alnının ortasında da kurbanlık koyun gibi lekesi var. Siyah sürmüş. Kurumlardan sürmüş kendi kafasına. Ey 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 ey. Amanın amanın.
Şans. Güzellik. Bakın kafaya. Dokuz. Kız. Ay düşüyordu annem. Ne kadar da güzelim ya. Bakın. Kara kızla şansa. Hoppa. Kara kızım her yerleri geziyor. Bulduğu bütün pislikleri geziyor. Gece de geliyor yanıma yatıyor. Allah'ım. Çok şapşık. Ruhunda bir köylü kediliği var bunun. Bak bak sokak kedisi ya. Kız oğlum. Şans ne yapıyor bu kala kız ya? Şu an yatağımıza geliyor pireli pireli. Bak bak bak. Evimize giremiyoruz. Boya var. Boya. Boya odamızı boyuyorlar. Şükür boyasınlar da. Hey, bakalım için çok tatlı. Kara kız. Ne yapıyorsun? Bak bak. Ups. Ha kızım ha. Kara kızım. Çok tatlı. Hey, kurban olayım oyunlarını yerim. Bak kara kızı görüyor musunuz? Amanın. Amanın. Ah kara kız ya hep böyle yapıyor sonra benim pırıl pırıl yatağıma löp diye yatıyor. Bir de ağzıma kadar giriyor bir de kokuyor. Pasaklı. Paçaklı mı paçaklı? Hava kararıyor. Bakın. Güneş batıyor. Aşağıya indim. Bahçenin aşağısı daha rahat. Şans için. Yukarılarda çok fazla şey var. Cam kırığı vesaire. Yürümeye bakın. Tipsiz. Yavru koyunlar gibi. Hop 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 hop. Bugün de böylece akşam oldu. Neyse ki verimli gün oldu. En azından ev boyandı. Tabii odamızı tekrar temizleyeceğiz o ayrı. Bak bak bak. Kara kıza bakın. Çitlerin altından alan ayarlıyor. Ne oldu kızıma? Oğluma ne oldu? Bakayım. Ha, ne anlatıyorsun acaba? Ay Allah'ım. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün bayağı yorucu bir gündü. Ama en azından bir şeyler oldu. Boyamız bitti. Evin içini boyadılar tamamen. Ne olduğu kadar işte. Yani biliyorsunuz sıva çok kötü. Ama bir de onun için maalesef bütçe yok. O yüzden üstün kirini yok etmek için böyle bir üstün körü bir boya yaptık. Boya yetmedi hatta tekrar almaya gittiler. Sonra işte biz şimdi yalandan bir odalarımızı temizledik. Yorulduk vallahi. Onları yerleştirdik. Tekrar sildik falan. Çünkü tekrar malum banyolar yapılacak. O yüzden tekrar inşaat olacak. Yarın da çatı bitecektir muhtemelen %90. Çok yorulmuşuz. Zaten iki katlı ya bir de küçük dar bir merdiven. İn çık, in çık, in çık. Çok yorulduk. Üstte su yok. Suyu doldur, yukarı çıkar, indir, çıkar. Velhasıl yoğun bir gündü. Dört tane usta olunca birden çabuk bitti. Yan tarafın ilk katının temelini attılar. O kuruyacakmış cuma gününe kadar mola. İşte böyle. O kadar çok ses geliyor ki yukarıdan. Ben de ne oluyor diyorum. Yani sanki yanımdaymış gibi. Kediler koşturuyor ya. Tahta, tek tahta. O da yüzden böyle tıkır 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 sesler oluyor. Bu arada çok iğrenç gözüküyor olabilirim ama ya bir de böyle saçım çok komik duruyor. Aslında asimetrik kesilmiş. Şimdi taç takıp
ev hanımı usulüne girince burası niye böyle komik duruyor diyebilirsiniz. Çünkü bir tarafı uzun bir tarafı kısa bir saç kestirmiştim. Böyle komediye dönüştü. Şimdi saçla çok güzel oldu. Beni çok güzel kurtarıyor çünkü. ne kadar kirlense de kapatıyoruz böylece. Evet, Cansın Şapşi'de çatıya çıkmış tavan arasına. Bir ses geliyor, bir kedi eksik. Miyav da miyav. Bir baktım çatıda. Evet, çatının izolasyonunu da kapattılar. Ama şey anlayamadım. Bir tarafı folyolu ya, folyo tarafını tahtaya çekmişler. Yani üstü sünger tarafı kalmış. Sanki üstüne getirilmesi daha mantıklı. Pisliği daha geç alırdı o. Çünkü sünger tarafı sürekli kirlenecek. Yani üste geldiği için. Sonuçta bu tarafını da çevirsen izolasyon aynı izolasyon olacak ama kire daha dayanıklı olacak gibi şimdi gördüm. Yani Cansın'ı tepeye çıkmış onu alırken gördüm. Onunla biraz canım sıkıldı. Umarım yanlış değildir ama yanlış öyle olmasını istemezdim açıkçası. Tek tarafı folyolu ya bu izolasyon malzemesinin. Üste gelirse tozları daha çok korurdu diye düşünüyorum. Doğru anlatabiliyor muyum? Alta gelirse pamukçuk gibi olan tarafı toz olmaz. Folyodan toz geçmez. Ha, izolasyon anlamında aynı şey. Ha alta gelmiş ha üstte. Sonuçta koruyacak. Ama temizlik anlamında yanlış olmuş gibi geliyor. Soracağım yarın çatıcı ustaya. Yanlışsa değiştirtiriz artık. Çünkü öyle mantıksız geldi. Ondan sonra işte yan tarafın inşaatın temeli atıldı. Orası kuruyacak. Sonra yavaş yavaş çıkacak. Bayağı iş var. Ama olsun, en azından başlandı. Fakat cumaya kadar bekleme süreci gene sıkıcı tabii ki. Velhasıl böyle işte. Bizde yoğunluk. Başka bir şey yok. Hava da güzel Allah'tan bugün. Sorun çıkmadı hava yönünden. Güzel geçti. Bu kadar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.